Ron Reynolds, Rebecca Ferguson ve Jack Gyllenhaal'ın başrollerde oynadığı Life, gerilimli bir bilim kurgu. Gerilimli olduğunu üstüne basa basa söylemekte fayda var. Çünkü filmden çıkalı 10 saat oldu ama hala kasılmış bir şekilde duruyorum. Bu arada videoda filmde olan sürprizlerden bahsetmeyeceğiz. Rahatlayabilirsiniz. İnternette Life'ın Venom filminin öncesini anlattığına dair çılgın bir hayran teorisi var. Bu teorinin doğru olmadığını sizlere bildirip hemen filme geçmek istiyoruz. Life, Mars'ta yaşam bulan bir ekibin bu yaşam formunu uzay istasyonunda incelemesini anlatıyor. Tabi inceleme derken bizim gibi eleştirisini falan yapmıyorlar. Bu formun özelliklerine bakıyorlar. Daha sonra bu yaşam formu ruh hastası bir psikopat çıkıyor ve ekibimize saldırıyor. Filmin konusunu özetlemek için bu kadarı yeterli. Kısa kesmek gerekirse Life'ı beğendik ama filmin son yarım saatini biraz daha geliştirseler şu an heyecandan zıplıyor olurduk. Life olaylar başlamadan önce çok sakin bir şekilde ilerliyor. Hatta film oldukça uzun süren bir tek planla başlıyor ve ekibi tanıtıyor uzay istasyonunun ortamını ve oradaki insanların psikolojisini gerçekten güzel işlemiş. Ryan Reynolds gene sürekli espri yapan ukala birini oynuyor. Ama ne yapalım adama bu çok yakışıyor. <laughs> Jake Gillen olsa uzayda olmayı seven, dünyadaki kalabalıktan ve olaylardan bıkmış birini canlandırıyor. Bu adamın da ekipteki diğer üyelerin de duygularını rahatça anlıyorsunuz. Filmi izlemeyen biri bize gerilimin ve şiddetin ne kadar olduğunu sorabilir. Dürüst konuşmak gerekirse film oldukça gerilimli ve göze hoş gelmeyen birçok sahne içeriyor. Bu uzaylı genellikle ilk zamanlarında bizi baya baya bir gerdi. Çocukların izlemesini önermiyoruz. Başka bir soruysa filmi beğendiğinizi ama sonunu çok sevmediğinizi söylediniz. Bunu biraz açıklar mısınız olabilir? Bunu biraz açmak gerekirse life başında bağımsız bir film gibi ilerliyor. Karakter Karakterlere önem veriyor ve insancıl duygular içeriyor. Bu sebeple gerilim başladığında karaktere önem verdiğiniz için daha da geriliyorsunuz. Ancak bir süre sonra film bir gişe filmine dönüyor ve canavarda olan sahneler bir süre sonra sıkıntı veriyor. Bu süre içerisinde insanların hareketlerini de anlamakta zorlanıyorsunuz. Ancak bunlara rağmen film değişik bir sonla biterek kendini biraz da olsa affettiriyor. Film için sorulacak son sorulardan biri de bu filme neden gideyim olabilir. Bunun cevabı basit. Eğer oldukça gerilmek ve yanınızdaki insana sarılmak istiyorsanız Life tam da izlemeniz gereken bir film. Sonlara doğru biraz bozulmasına rağmen biz Life'ı beğendiğimizi söyleyebiliriz. Filme notumuz iyiydi galibayla. en iyi arkadaşıma önerirdim arasında bir yerde. Filmle ilgili son soru Ryan Reynolds Deadpool'u oynuyor olabilir? Cevap hayır. Şu videoları da izleseniz ne kadar mutlu oluruz bir bilseniz. Hoşçakalın.